Bugün İsa Usta ile birlikte sizlere bir alüminyum parça üzerindeki çatlakların tamirini göstereceğiz. Oldukça derin bir çatlak. İlk önce burayı taşlayacağız, keseceğiz, sonra temizleyeceğiz. Direkt buradan kaynak yaparak devam edeceğiz. Sadece dikkat etmeniz gereken 1-2-3 şeklinde devam ediyorsanız 1-10'daki tel kullanarak 53-56 telle dolgu yapacağız. Korozyon ve mekanik özelliklerinden bir kayıp yaşamasın. Ellerine sağlık. Sağ olsun tekrardan. Teşekkür ederim sana. Merhabalar, herkese kolay gelsin. Kolay gelsin arkadaşlar. Bugün İsa Usta ile birlikte sizlere bir alüminyum parça üzerindeki çatlakların tamirini göstereceğiz. Bu önümüzde gördüğünüz parça madenlerde kullanılan, madenlerde yer altına dinamit göndermek için kullanılan kızak. Bunun üzerinde hem kılcal hem de derin çatlaklar var. Bunları önce temizleyeceğiz. Daha sonra dolgusunu yapacağız ve eski haline, ilk formuna getireceğiz. Bütün bunları yaparken daha çok işin pratik kısmında, uygulama kısmında nelere dikkat etmeliyiz? Kaynak operasyonu, parametre tarafında nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi yavaş yavaş önce bir çatlakları inceleyelim. Tabii. Ne yapmamız gerektiğine karar verip uygulamaya geçelim. Şimdi parçanın üzerinde buradaki şu bölgede, kızağın bu kısmında iki tane önemli çatlak var. Bunların bir tanesi şu kısımda gördüğünüz gibi oldukça derin bir çatlak. Daha henüz taşlamadan bile buradaki somun girişine kadar çatlağın geldiğini buradan gözle muayenede görebiliyoruz. Yine aynı şekilde somunun kızağın alt tarafında da bir çatlak var. Şimdi onu görmek için parçayı bir çevirelim. Rahat görebilin. Evet, parçayı çevirdiğimizde kızağın bu yüzeyinde de şu kısımda bir çatlak olduğunu görebiliyoruz. Şimdi birazdan bunu zaten çatlağı temizledikçe daha da derinleştiğini görebileceğiz. Aynı şekilde bu çatlak da yine somun girişine kadar ilerlemiş durumda. Şimdi bir tane burada, bir tane de tam arka tarafta bir çatlağımız var. Bu işi biraz zorlaştırıyor. İsa Usta, evet. Nasıl bir adım silsilesi uygulayalım? Ne dersin? İlk önce ana çatlak şu alt kısımda olduğu için burası zayıf kısmı. Buradan girmemiz ve kaynatmamız çok sıkıntılı. Çünkü malzemeyi tutturmamız lazım çarpılmaması için. Şu kısa mesafe, kısa mesafe bile olsa çok büyük bir kaynak olacağı için buradan ve buradan kesip üst kısmı alıp içini güzelce taşlayıp 8 santimlik bir bölgeye bu üst kısımdan. Nereden keseceğiz? Bize bir gösterebilir misin? Şu ağız hizasında, yani somunun bittiği hizada, somunun genişlik hizasında bu şekil 8 santim. Bu şekilde 8 santim giderek bu şekil kavisli keseceğiz. Çünkü kaynağı ileri doğru yapacağımız için bu şekil parçayı alacağız oyarak. Yani burada aslında bir kaynak ağzı oluşacak. Evet. Bu arada bunun içini de gösterelim. Burada bir somun yatağı var. Daha sonra biz bunu burada kaldıracağız. İçini evet. Tamamen dolduracağız. Daha sonra buraya bu somun yatağı başka bir yöntemle açılacak. Evet. Yani bu iç aslında tamamen dolacak. Başka bir yöntemi yok. İlk önce burayı taşlayacağız, keseceğiz. Sonra temizleyeceğiz. Yüzeyi bu hale getireceğiz. Yani düz olacak şekilde, gözenek kalmayacak şekilde temizleyeceğiz. Sonra sırayla dolgularımızı atacağız. Ondan sonra arka çatlağa geçeceğiz. Arka çatlağı keseceğiz. Arkaya dolgu yapacağız. Temizliğini yapacağız ve bitireceğiz. Yani önce burayı tamamen kaldırıp içi tamamen dolduracağız. Tabii. Arkadaki çatlağı da standart bir çatlak muamelesi yapıp taşıyıp üstünü dolduracağız. Evet. Şimdi biz bunu burada anlatıyoruz da bu çok spesifik bir uygulama. Siz de benzer alüminyum uygulamalarında bu operasyonları gerçekleştirebilirsiniz. Bu bir jant tamiri olabilir. Alüminyum bloktan bir alüminyum bir motor bloğu olabilir. Önemli olan burada temizlik ve gidilecek sıralama. Aynen. Bunu herhangi bir evet. Alüminyum bloğa da uygulayabilirsiniz. Evet. İlla ki burada bizim uyguladığımız adımları birebir uygulamamız gerekmiyor ama burada işin prensibi önemli. Şimdi öncelikle kaynağa geçmeden şurada bir kaynak ağzı açma işlemini bir gösterelim. İsa Usta, burada nasıl bir ekipman kullanacaksın? Özel bir alüminyum kesici taş, flap kullanmamıza gerek var mı? Alüminyum kesici taşınız olursa iyi olur. Yoksa inox kesici bu iş için idealdir. Çünkü yani hassas kesimlerde her zaman onu söylerim. İnox da buradan gireceğiz, keseceğiz. Bu ağızdan da keseceğiz. 90 derece olarak, yani tam somunun bittiği yerden. Çünkü fazla gelmemize gerek yok. Sağa sola atlamamıza gerek yok. Somunun olduğu bölgeyi dolduracağız.
Alüminyum kesici taş da flat biraz daha uygulamada evet. kolaylık sağlayacaktır. Başka da bir esprisi yok. Zaten kaynak öncesi biz bunun temizliğini ayrıca yapacağız. Şimdi bir işin operasyonel tarafına geçelim hemen. İsa Usta bize buraya kaynak ağzını açıp temizlesin. Aklınızda olsun. Alüminyum tozu çok tehlikeli bir tozdur. Bu yüzden kulaklık, maske ve siperlik mutlaka kullanın. Evet, şimdi çatlak olan kısmı tamamen kestik. Burada bir sonraki adımda ne yapacağız İsa Usta? Burada yataklar görüyoruz. Evet, bu civata yataklarının hepsini tek tek keseceğiz. Sonra yüzey şu düzlüğe gelene kadar hiçbir gözenek kalmayacak şekilde iç kısmı aynı böyle olacak şekilde taşlamayla gireceğiz. Şuranın da fazlalığını alacağız. Burada hava boşluğu bırakmayacağız. Yani kaynağı ileri doğru yaparken bir kere de yaptığımızda buraya kadar oturmuş olacağız. Yani amacımız aslında burada düz bir kaynak ağzı oluşturmak evet. ki biz burayı dolgu yapa eski boyutuna getirip işleyeceğiz. Evet. Bir kaynak aşamasına geçince anlatacağız zaten o fazları. Burada önce şurayı bir düzleme operasyonu sen bize göster. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeri temizledik. Çatlağı görüyorsunuz. İçeriden kendi zaten direkt çıktı. Bunu koparmayın. Kopartırsanız altına bir şey koyup yapmak zorunda kalırsınız. Nasıl olsa arkasını çevirip yarıp kaynatacağımız için bunun üstüne direkt buradan kaynak yaparak devam edeceğiz. Bu kısmı komple dolduracağız. Daha sonra iş bittikten sonra arkadan bu çatlağı temizleyip tekrar yapacağız. Evet, değil mi? Öyle, sağ olsun. Doğru. Şu an kaynağı hazır bir temiz hale getirdik. Biz zaten burada alüminyum ekipmanlar kullandık. Şimdi bir sonraki adımımız kaynak. Evet, doğrudur. Şimdi kaynakta nelere dikkat etmeliyiz? Bir kısaca ondan bahsedelim. Bahsettiğimiz gibi elimizdeki alüminyum 5000 serisi bir alüminyum. Kaynağa geçmeden önce dikkat etmemiz gereken husus bir numaralı husus. Her alüminyum malzemede olduğu gibi yüzey temizliği. İsa Usta az önce bahsetti. Alüminyum taş ve flap kullanırsak bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Bir sonraki adımda kaynaktan önce de mutlaka malzeme yüzeyini aseton veya benzeri bir alkolü çözelti ile temizlememiz gerekir. Ve fırça olarak da mutlaka paslanmaz çelik bir fırça kullanalım. Bu zaten değişmez alüminyum kaynağında. Şimdi kaynak operasyonunda da az önce zaten kaynak ağzını gördünüz. Şu şekilde aslında bir U kaynak ağzı var. İsa Usta bize burayı dolduracak. Kaynak sırası olarak siz kendi yönteminizi belirleyebilirsiniz. Burada bir birleştirme kaynağı yok ama dikkat etmeniz gereken husus şu. Biz burada bu sırayı takip edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Birleştirme kaynağında bu sıralar ana malzemeye göre ve birleştirme tipine göre değişir. Onu hatırlatalım. Burada böyle bir sıra uygulayabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken 1, 2, 3 şeklinde devam ediyorsanız 4'ü bu taraftan başlayın ki malzemenin soğuması homojen bir şekilde gerçekleşsin. Aşağı inecek olursak da burada pasoları sıcaklıkla alakalı bir kaygımız var. Alüminyum kaynağında pasoları sıcaklığın yüksek seviyede kalması malzemenin hem korozyon hem mekanik özelliklerini bozar. Biz bunu bir lazer termometre ile ölçeceğiz. Maksimum pasolar arasında yani bir kaynak dikişini attıktan sonra o kaynak dikişinin 60 derecenin altında olmasını bekliyoruz biz. Maksimum 60 derece olmalı. Dilerseniz daha da soğutabilirsiniz. 5000 serisi malzemelerde ön ısıtma uygulanmaz. Alüminyum malzemelerden ön ısıtma kritiktir. Bu bazen yanlış icra edilebiliyor. Her alüminyuma kaynak ustaları kolay kaynak edilebilsin diye ön ısıtma uygulayabiliyor. Ergimesi daha kolay olsun diye. Özellikle 5000 serisinde malzemenin korozyon özelliklerini yok edersiniz. Mekanik özelliklerini yok edersiniz. Kesinlikle ön ısıtma uygulanmaz. Paso olarak da mümkün olduğu kadar çarpılmayı minimize etmek için çizgisel paso uygulayacağız. Ve iterek ilerleyeceğiz ki gaz altı alüminyum kaynağında iterek ilerlemek kaynak banyosunu kaynakçının daha rahat görmesini sağlayacaktır. Dikiş geometrisi olarak da burada biliyorsunuz alüminyumda krater çatlağı ve dikiş çatlağı çok yaygın bir fenomendir. Dikiş geometrisi mümkün olduğu kadar dış bükey oluşturmak kaynak dikişinin çatlamasının önüne geçer. Burada size tahtada aşağı yukarı bir tamir bakım talimatı oluşturmaya çalıştık kullandığımız. Siz de operasyonlarınızdan önce benzer şekilde bunları not alarak işletmenizde bulundursanız faydası olur. Unutmamış olursunuz. Elden ele belki usta değişiminde de size yardımcı olur. Evet arkadaşlar. Kaynak ağzımızı açtık. Şimdi kaynak pasolarına gireceğiz. Girmeden önce aklınızda olsun arasına kendi ölçüsünde yani şu aranın ölçüsünde bir tane parça koyarsanız en azından buranın dönmesine engel olursunuz. Çünkü alüminyum malzemelerde çekme oluyor. Sıralı punt atacaksınız bu şekil. Bir tane daha ağzının kenarından açacaksınız. Ondan sonra kaynağınıza girebilirsiniz.
Ya benzer parçalarda da parçanın çarpılmasını engellemek için fikstür olur. Bu şekilde puntalama olur. Bir şekilde tutturmaları faydalı olacaktır. Biraz... Alüminyum çekmez diye düşünmeyin. Çeker yani. Alüminyum aynen. Daha çok çekiyor. Çok da kolay şekil değiştirir. Evet. Biraz kompleks bir geometri olduğu için bizim bunu fikstürleme şansımız yok burada. Büyük de bir parça. O yüzden bu şekilde bölgesel puntalamalara, sabitlemelere gidiyoruz. Şimdi kaynak operasyonuna başlayalım. Gaz altı kaynağıyla 1.10'daki tel kullanarak 53-56 telle dolgu yapacağız. Evet. Zaten birazdan ekranda bilgileri göreceksiniz. Evet, her pasoda tek tek kontrol edeceğini söylemiştik. Gördüğünüz gibi attığımız son paso şu an 60 derecenin altında, 30-35 derece sıcaklığında. Bir sonraki pasoya geçiyoruz. Her paso arasında bu sıcaklık kontrolünü mutlaka yapıyoruz ki alüminyum burada korozyon ve mekanik özelliklerinden bir kayıp yaşamasın. İyi sağ olsun, bir sonraki pasoya geçebiliriz. Evet, bu taraftaki dolgu operasyonunu tamamladık. Şimdi başında bahsettiğimiz gibi tam simetrinde olan çatlağı, şurada olan çatlağı tamir işlemine girişeceğiz. İsa Usta'nın bahsettiği buradan zaten bir kaynak dikiş sakal olarak sarkmış. Tabii İsa Usta. Sarkacaktı çünkü inceydi, ince olduğu için orası. Neredeyse bir delik daha açıkçası. Evet. Çatlak değil, bir delik, karşılıklı bir delik neredeyse. Şimdi burayı da herhangi bir kaynak hatası olmaması için direkt taşıyıp geçmeyeceğiz. Buna da bir çatlak muamelesi yapıp buradan bir deleceğiz, taşıyacağız burayı. Kaynak ağzı açacağız. Aynı neredeyse sanki. Neredeyse bir taş payı kadar gireceğiz çünkü zaten şu bölgeye kadar çok yoğun bir kaynak var. Sadece şu bölgede bir zayıf bir kaynak var. Orayı da taş payı kadar böyle taşlama taşının kalınlığı kadar bir düzlükte alacağız. Kaynak ağzı açacağız. Muhtemelen iki pasoda da bitireceğiz gibi. Oraya sanki bir kök kaynağı muamelesi yapacağız. Evet. Birleştirme kaynağındaki gibi bir kök açacağız oraya arka taraftan. Orayı da aynı şekilde dolgu yapıp. Dolgu ve kapak yapacağız evet. Aynen. Şimdi orayı da dolduralım. Sonra parçayı eski şekline getirme operasyonunu anlatacağız. Tamam. Evet, şimdi dolgu kaynaklarını tamamladık. Detaylı olarak da size göstermeye gayret gösteriyoruz. Şimdi İsa Usta bize burada işleme olarak nasıl bir operasyon yapacaksın? Hangi adımları uygulayacaksın? Biraz istersen onlardan bahset. Tabii ki de. Şimdi ilk olarak şu fazlalığı kesici taşla alacağım. Taşlama taşıyla girersem eğer, bu bölgeye girersem eğer çok ısı girdisi olacak ve malzemenin çarpılma ihtimali var. O yüzden hem kolaylık açısından hem de ısı girdisini önlemek için önce kesici taşta şu fazlalığını alacağım. Şu paralellikte. Şu paralellikte şu fazlalığı alacağım. Sonra bu ön kısımdaki parçayı keseceğim. Fazla parçayı keseceğim. Sonra alt kısımdakileri aynı şekil. Gene aynı bu şekil böyle açılı olarak fazlalığını alacağım. Ondan sonra iç kısma doğru gideceğiz. İç kısımda gördüğünüz gibi şu fazlalığın üstünü taşlayacağız. Sonra şu içerideki orijinal kavisini flex yardımıyla düzeltip vereceğiz. Aslında buradan sonrası biraz el işçiliği. Evet, doğrudur. Giriyor kaynak operasyonu. Tamam, dikkat ettiyseniz kaynak pasolarında ana malzemenin üstüne güçlendirme yüksekliğini baya böyle bir 2-3 milimlerde tutacak şekilde bıraktık ki sonra zaten taşlayacağız. Daha sonra eksik bırakmamız takdirde üstüne tekrar dolgu yapmamız gerekirdi. Evet, o yüzden zaten fazla fazla attık hepsini. Aynen öyle. Şimdi istersen sen bize bu işlemedeki bir oradaki el işçiliğini göster. Daha sonra parçanın final halini birlikte değerlendirelim. Tabii ki.
taşlama taşı yardımıyla yüzeye, çizgilere dokunana kadar düz bir şekilde bu şekil taşlama yaparak yüzeyin düzlüğünü aldık. Şimdi flex zımparayla bunun tamamen üstündeki yüzeydeki pürüzleri alacağız ve düz bir zemin yaratacağız. Evet arkadaşlar, kaynağımızın fazlalığını kesici yardımıyla kestik, taşlama ile düzelttik ve flap ile tamamen sıfırladık. Gördüğünüz gibi herhangi bir yerde gözenek veya yüzeysel bir çatlak yok. Köşeleri almadan önce gönyeyi koyup bu şekil kılıçlamasına bakarsanız ona göre taşlama yapın. Yani direkt ezbere bir taşlama yapmayın. Gönyeyi koyun, yan taraftan kısmi olarak ne kadar geliyorsa ona göre üstten bindirme yapa yapa sürekli gönye ile kontrol edin. Aynı şekilde yan taraflarında, bu yan yüzeylerinde kontrol edin. Gönye yardımıyla. İki tarafa da aynı şekil koyup ne kadar fazlalık olduğunu göreceğiniz zaten, o fazlalıkları taşlayın. En sonunda flapla oyar gibi değil, düz bir şekilde böyle gidip gelip elinizle de bakıp gönye ile yardım alıp bu şekil düz bir yüzey elde edebilirsiniz. Şimdi malzemenin arka tarafını çevirip İç kısımdaki yerin taşlamasını ve temizliğini yapacağız. Evet İsa Usta, operasyonu tamamladık. Evet. Yorucu oldu biraz. Evet, biraz yorucu oldu. Şimdi biraz. 5000 serisi bir alüminyum parça üzerinde bahsettiğimiz gibi çatlak tamirlerini tamamlayıp aslında neredeyse bir kaynak ağzı açıp dolgusunu, evet, yapıp tekrar eski formuna getirdik. Şimdi biz bu uygulamayı niye gösterdik? Benzer alüminyum motor blokları olabilir. Benzer parçalar olabilir. Jant tamiri olabilir. Benzer şekilde yapılabilir. İleride onları da yaparız. Belki bir jant tamiri yaparız. Belki motor bloğu tamiri yaparız. Bizim elimize böyle bir parça ulaştı. Biz de sizlere içerik ulaştırmak için bunun tamirine böyle giriştik bir kısmının. Sorularınız varsa bize yazabilirsiniz bu operasyonun incelikleri hakkında. Kullandığımız parametreleri de belirtmeye çalışacağız. Evet. İşleme kısmından çok güzel bahsettin. Kaynak tarafında da mutlaka malzemeye uygun tel seçimi. Tabii. Ön ısıtma sıcaklığı gerekliyse belirlenmesi, uygun paso sırasının belirlenmesi ve uygun pasolar arasının uygulanması çok, evet, önemli. Aksi takdirde malzemenin alüminyum en belirgin özelliği korozyon, evet, kabiliyeti. Keza yine mekanik mukavemeti de oldukça önemli. Bu ikisinden, evet, feragat etmemek için her adımın özel bir önemi var. Tabii. Şimdi benzer bir uygulamanız varsa malzemenin sadece alüminyum diye burada bizim kullandığımız tele ve parametreleri kullanmanız uygun olmaz aslında. 5000 serisi bir alüminyumla çalışıyorsanız evet bunları kullanabilirsiniz. Evet. Ellerine, evet, sağlık. İsa Usta tekrardan. Teşekkür ederim, sağ olun. Benzer operasyonlarda görüşmek dileğiyle. Siz de böyle bize önerileriniz varsa şayet şöyle bir parçanın tamirini yapın, böyle bir parçanın restorasyonunu yapın. Hepsini tek tek okuyoruz, içerik takvimini alıyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.